Çiftçinin borcu 2,5 milyar liradan 180 milyar liraya kadar fırlamış. Yani 70 misli AK Parti iktidarı döneminde çiftçinin borcu artmış. Özel sektör 88 milyar liradan başlamış AK Parti iktidara geldiğinde 4,5 trilyon liraya gelmiş toplam borcu. Kamunun borcu da 250 milyar liradan alınmış 2 trilyon 840 milyar liraya çıkmış. Çiftçinin borcu 70 misli artıyor, vatandaşın borcu 170 misli artıyor, özel sektörün borcu 60 misli artıyor, kamunun borcu 12-13 misli artıyor. Türkiye'de ekonomi denince aklımıza borç ve faiz geliyor derken bunu kastediyoruz. Ana para ve faiz birlikte toplam borcumuzun milli gelire oranı %70 seviyesine gelmiş. Geçen sene %57 iken bu sene %70'e gelmiş. Yani 85 milyonun bütün bir emeği, alın teri, bir senelik milli gelirinin %70'i kadar borcu var. Eğer son yıllardaki hızla artmaya devam ederse çok kısa bir sürede, 1-2 senenin içerisinde borcumuz milli gelirimize eşit olacak. Daha da felaket bir senaryo, Allah vermesin. Eğer bu hızla grafikler bu şekilde devam ederse 7, 8 veya 10 sene içerisinde artık Allah göstermesin, borcumuzun faizi milli gelirimize eşit hale gelecek. Bu da yıllardan beri milli görüş olarak, örnek olarak verdiğimiz gibi firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline gelmemiz demektir. 85 milyon bir sene boyunca emek vereceğiz, üreteceğiz, bir gelir ortaya koyacağız. Bu gelirin tamamı borca değil, sadece borcun yıllık faizine ancak yeter hale gelecek demektir. Allah böyle bir sondan hepimizi muhafaza buyursun.